Efendim ister fakir ol ister fukara yemekten sonra yak bir sigara diye bir şey de uydurmuşlar yani kendilerine göre. Hani niye içiyorsun? Ottur günah yoktur. Ve işte Mevla ne buyurmuş Tesla'nın Ve la tulku bi eydikum tehlike buyurmuştu. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bak bu Mevla'nın emridir. Şimdi tabii bunu deyince sigaraya efendim bir parantez açmadan da geçmeyelim. Sigara konusunda birkaç kelam edelim. Her ne kadar sigara içenlerin hoşuna gitmese de. Evet, bak kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. E şimdi sigaraların paketlerin üzerinde de yani sağlığı tehlikeye sokacağına dair bir sürü yazılar var. Sigara sağlığa zararlıdır, sigara öldürür, hatta işte yok gençken öldürür gibi bir takım. Efendim seni uyarıyor yani. Hani bunu satıyoruz ama bak yani içme kabilinden efendim bir uyarıdır, bir ikazdır. Ama kimsenin umurunda değil. Aman atın ölümü arpadan olsun falan diye. Yani yavaş yavaş, tedricen insanı zarara soktuğu için insanlar tabii efendim, e, maalesef bundan vazgeçemiyor. Ha şimdi bazı kardeşlerimiz de var. E, işte e, sigaraya müptela olmuş. Allah Teala onları da kurtarsın diyelim. Ama diyor ki işte efendi baba Ali Kaydar efendi Kudüs'ün dört e mezhebin efendi müftüsü böyle bir şahsiyet. E tabii sigaraya haram demeyin buyurmuş. O öyle buyurduğu için biz haram demiyoruz. E şimdi onu söylüyor, içmeye devam ediyor. Ama bu ayetten yola çıkarak, وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِكُ مِلَا Ayetinden yola çıkarak, sigaranın haram olduğuna dair fetvalar veren kimseler var mı? Var. Ha efendim babamız haram demeyin buyurmuş, biz de haram demiyoruz. Ama şunu da ilave edelim. Yani efendim babamız böyle buyurmuş, E ee? Arkasından da ne buyurmuş ama? Bu oda dolusu altın verseniz bir tane içmem buyurmuş. E bunu niye söylemiyorsun mübarek? Yani hani namaza gitmeyen bektaşi gibi. وَلَا salate Namaza yaklaşmayın. Yani namaza gitmiyor. Niye gitmiyorsun namaza sen? Cami burada, minare yıkılsa kafan yarılacak. Niye gitmiyorsun? E diyor ayet var. Hangi ayet? Namaza gitmeyin diye ayet olur mu ya? وَلَا تَقْرَبُ salah Namaza yaklaşmayın. E ama dediler ayetin devamını okusana. وَاَنْ تُمْ Sarhoşken yaklaşmayın. Bu sefer de demiş ki ben hafız mıyım? Ne bileyim ayetin devamını. Yani herkes ne yapıyor? İşine gelen tarafa alıyor. Orası içine geliyor, orayı alıyor. Yok efendi babamız böyle buyurdu diyor. Ama o gün belki de sigaranın zararları bugünkü kadar aşikar değildi. Dolayısıyla gene de tabii efendi babamızın buyurduğu üzere haram demiyoruz ama sağlığa zararlı mı? Evet. Tehlikeye atıyor mu? Evet. Vela tulku bi eydikum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti var mı? Evet. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bak kaç asır önce sigara hakkında bir risale yazmış. Yani çok ağır, içenlere çok ağır ifadeleri var. Ve tabii o devirde tabii ulemadan da sigara içenler var. Dolayısıyla Niyazi Mısri Hazretleri de sigara içermiş. O risale elde geçince bakmış yani çok ağır yazılmış ve demiş ki bunun hakkında ayet yok, hadis yok. Niye bu kadar ağır yazdı? Yani bugünkü gibi efendim e, teknolojik tıbbi cihazlar da çok ilerlemiş değil. E, zarar belki bugün kadar da tespit edilemiyor. Ama işte o günkü şartlarda gene böyle yazınca niye bu kadar acaba ağır yazmış? Kalkıp kendisiyle bu konuyu görüşmek üzere yola çıkıyor. Ve geliyor işte Bursa'ya efendim diyelim ki bir konak mesafelik yer kalınca o gece orada konaklıyorlar, istirahat ediyorlar. Sabah yola çıkacaklar ve Bursa'ya gelecekler. İsmail Hakkı Bursa ve hazretlerine bu konuyu soracak bu risale niye bu kadar ağır yazıldı diye. O gece rüyasında Niyaz Mısır hazretleri şunu görüyor. Cennete girmiş Niyaz Usra Hazretleri. Cennette her türlü nimet etrafında, aklına gelen önüne geliyor, yiyor, içiyor. E tabi neticede efendim, doyduğu zamanda da e, hani sigara tiryakilerin aklına ne geliyor? Hani bir laf var, asla aslar yok da Efendim ister fakir ol ister fukara yemekten sonra yak bir sigara diye bir şey de uydurmuşlar yani kendilerine göre. Hani niye içiyorsun? Ottur günah yoktur. E sen şimdi böyle kafiye yapınca günah olmuyor mu? Ben de söyleyeyim ottur günah çoktur. Lafla mı oluyor bu iş yani? Dolayısıyla o gece rüyasında tabi işte cennette kendini gördü. Nihametler içerisinde yedi içti. Sonunda aklına geldi dedi bir sigara içeyim. Ne işe götürdüler altın tabak. bir <laughs> sigara Neyse sigarayı ağzına aldı. E şimdi sigarayı yakacak. Ne lazım? Bir çakmak lazım. Bir kibrit lazım. Bir ateş lazım. Fakat bir türlü gelmiyor. Halbuki cennette aklına gelen önüne gelir. Fakat bir türlü gelmedi. Bir görevli meleğe dedik: "Yağ" dedi. dedi "E ee, bu sigarayı yakmak için dedi bir ateş lazım. Niye getirmiyorsunuz?" Dediler: ki "Efendim burada her şey var ateş yok." Buradaki nimetleri pişirmek için bile ateş kullanılmıyor yani. He? bir kuş gördün, efendim uçuyor, desen ki yani şu kebap olsa da yesem, pat önünde kebap olarak leziz bir şekilde efendim sosuyla vesairesiyle mükemmel bir sanki e, aşçı tarafından hazırlanmış, önüne getirilmiş yani. Öyle ocaktır, ateştir, pişirmektir, kaynatmaktır. Böyle şeyler yok. Yani sen sigara istedin geldi ama sigara yakmak için ateş yok. E ne yapacağız? Ateşi cehennemden alacağım. Ya bunun için şimdi oraya mı gideceğiz? O zaman içmeyeceğim. Necdet kalkıyor, efendim rüyasında çıkıyor, efendim oradan çıkınca drank diye kapılar kapanıyor, öyle bir yerde kalıyor ki hararetli, dumanlı, pis, zifiri karanlık, berbat bir yer. Ben ne yaptım ya bir sigaranın ateşini yakacağım diye, efendim buraya geldim, buradan nasıl kurtulacağım şimdi derken, kan ter içerisinde uyanıyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun iyi ki rüyaymış diyor. Bu sigarayı içmemeye de bir daha tevbe ediyorum. İçmeyeceğim ya Rabbi diyor. Ve geliyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'le görüşünce sarılıyorlar, konuşuyorlar. Risale hakkında bir kere bir sual bile etmiyor, soru sormuyor. Çünkü meseleyi artık ne yapmıştır, anlamıştır. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla içen kardeşlerimiz elbette var. Maalesef alışmışlar. Allah Teala ve Teakkeddes Hazretleri onları tez zamanda o kötü alışkanlıklardan kurtarsın.